2023 yılında kaliteli kabayem açığını kapatmak amacıyla Alaca köyüne ekilen yem bezelyesinin hasadı İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç'ın katılımıyla yapıldı. Kaliteli kabayem açığını kapatmak, yem bitkileri ekiliş alanlarının artırılması ve teşviki amacıyla 2023 yılında hazırlanan proje kapsamında ekimi yapılan yem bezelyesinin hasadı Alaca köyünde gerçekleştirildi. Programa İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, teknik personel ve çiftçiler katıldı. Hasada katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, hayvansal üretim için kaba yem ihtiyacını karşılamak ve mera alanlarında otlatmak baskısını azaltmak için yem bitkisi ekiminin artırılması gerektiğini belirtti. Bugün ilimin Alaca köyünde eee hasadına katılıyoruz. Malumunuz ilimiz aynı zamanda hayvancılığın da önemli olan illerinden bir tanesi ülkemizin ve hayvancılığın da en önemli girdi maddeden bir tanesi kaba yem ihtiyacının karşılanmasıdır ve bu anlamda da ilimizde hayvancılığın geliştirilmesi anlamında yem bitkileri ekilişinin her geçen gün artış artarak devam etmesini sağlamaya çalışıyoruz. İl Müdürü Ali Kılıç, çiftçilerin yem bitkilerini kurutmadan taze bir şekilde kullanmasının önemine değinerek silajlık yemin yaygınlaşması gerektiğini ifade etti. E, tabii çiftçi kardeşlerimizin önemli önemli üzerine durması gereken hususların bir tanesi şudur: bu tür yem bitkilerinin özellikle silajlık yapmak suretiyle hayvanlara daha taze bir şekilde yedirmek suretiyle hem verimi artırması hem de kaliteyi artırması açısından önemli önemlidir. Çiftçilerimiz şuna çok dikkat etmeleri lazım. Özellikle yem bitkilerinde kurutmadan taze olarak ve silajlık olarak verilmeleri halinde hem protein değeri yüksek hem de yemin ete dönüşüm oranında daha olumlu sonuçlar elde ederler ki biz ilimizde bu şekilde silajlık e otların veya silajlık yem bitkilerinin silaja dönüştürmek suretiyle kullanılmasının yaygınlaştırılması gerektiğini söylüyoruz. Kılıç, DAP İdaresi Başkanlığı'nın %50 hibeli yem bitkisi kayıtlarının başladığını söyleyerek çiftçilerin il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapabileceğini kaydetti. Ve yine bakanlığımızca ve il müdürlüğümüzce, valiliğim, Elazığ il valiliğimizce ve DAP İdaresi Başkanlığımızca da ara ara çiftçi kardeşlerimize özellikle yem bitkisi ekilişleri konusunda tohum desteği sağlamaya çalışıyoruz. Ee, arkadaş, arkadaşlar kıymetli çiftçi kardeşlerimiz özellikle DAP İdaresi Başkanlığı'nca %50 hibeli e, yem bitkisi müracaatı bugün itibariyle başladı. Çiftçi kardeşlerimiz il ilçe müdürlüklerimize ve il müdürümüze e, müracaat etmek suretiyle bu projeden faydalanmak istediklerini ifade edebilirler ve müracaatlarını yapabilirler. Biz de müracaatlarını değerlendireceğiz ve 120 tonluk e, Macar fiğimizin e, çiftçi kardeşlerimize yem itkisi olarak dağıtımını sağlayacağız inşallah. Alacaköy'ü muhtarı Ömer Erdem köylerinde bin dönümün üzerinde yem bezelyesi ve Macar fi ekimi yaptıklarını söyleyerek yaşların beklenenden iyi olması nedeniyle rekolteden memnun kaldıklarını ifade etti. Alaca köyü e, bölgemizin yani bu Kuzova bölgesindeki besiciliğin ve e, süt hayvancılığının en önemli e, köylerinden biridir. Yaklaşık bin dönüm üzerinde yeş yem bezelyesi ve macar fiyi ekimi yapılmaktadır. Ee, ve bu yıl yağışların müdürümünde izah ettiği gibi yüksek olması nedeniyle rekolte çok yüksek miktarda. Ee, Allah'a şükürler olsun bu konuda gerçekten e, çok iyi rekolte bakanlığımızın bize vermiş olduğu hibe tohumları yüzde elli hibe tohumları ekerek bu verimi elde etmiş bulunuyoruz. Öncelikle özellikle sayın valimize ve il müdürümüze bu konuda çok teşekkür ediyorum.